Gülüş tasarımı nedir? Güzel bir gülüşe sahip olmak isteyenler neler yapabilir acaba? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere estetik diş hekimi Abdülkadir Narin stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizinle beraber olmak her zaman keyifli. Aynı şekilde sizi gördüğümüzde çok çok sevindik, mutlu olduk. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Estetik diş hekimliği diye bir tabir, evet, değil mi? Evet. Ayrı ya, bir dal gibi bir şey mi düşünmek lazım yoksa içinde? Diş, yani tabii ki sağlık dediğimiz şey bir bütün aslında. Bu bütün yapıya diş hekimliği ağız sağlığı açısından bakan alan, ağız sağlığını estetik bir noktadan, bir zaviyeden inceleyen bilim dalı estetik diş hekimliği olarak tanımlanıyor. Güzellikle sağlık çok iç içe şeyler. Güzelliğin bize çekici gelmesinin bir nedeni de sağlık hissi veriyor olması. Aynı şekilde gülüşte de bu çok çok önemli. Güzel bir gülüş karşı tarafta sağlıklı bir birey izlenimi uyandırdığı için daha davetkar da oluyor aynı şekilde. Söylediniz. Çünkü normalde biraz göreceli bir mesele ve tabii, bir de aslında... Yani şeyde hissediliyor yani bu. Hani güzel bir gülüşün yüze kattığı bütünlükten ayrı olarak da alttan alta bir sağlık durumunu da yansıtıyor bu. Hmm. Bu da yaklaşmayı kolaylaştırıyor yani... İletişimi, tabii ki, tabii ki, aynı şekilde işi, öyle. Her şey. Peki mesela gülüş tasarımı diye bir şey var. Aynen. Aslında çok güzel bir isim bulunmuş bence. Bence çünkü çok tasarlıyorsunuz. Beğenirim. Evet, aynen, çok öyle. Çok güzel gerçekten. Hı-hı. Yaptığınız işi belki biraz biraz indiriyor, azımsanacak bir hale getiriyor. Çünkü tasarımı falan deyince böyle sanki sadece küçücük bir işlem yapıyormuşsunuz ama kocaman bir dosya herhalde anladığım kadarıyla. Birçok diş hekimliğinde yapılan birçok prosedür var. Bu prosedürlerin hiçbirisini yapmadan önce yapılan süreç aslında gülüş tasarımı dediğimiz süreç. Yani gülüş tasarımı yapılmadan önce, herhangi gülüşle ilgili bir değişiklik yapılmadan önce yapmaya hayal ettiğimiz değişikliği bir model üzerinde yaptığımız aşama aslında. Orada ben de çok severek o tasarım kelimesi hakikaten çok yerine cuk diye oturuyor. Smile design, gülüş tasarımı bu şekilde tarif ediliyor. Orada yapılan şey... gülüşüyle ilgili olarak bir bireyde bir değişiklik yapmadan önce bir model üzerinde bu yapmayı hayal ettiğimiz hastanın beklentileri doğrultusunda, bizim önerilerimiz doğrultusunda yapmaya hayal ettiğimiz değişikliği bir model üzerinde yapmak ve daha güzeli de o model üzerinde yaptığımız değişikliği, o tasarımı dişlerin üzerine hiç dokunmadan bununla ilgili istekte gelen bireyde ağızda görebilme fırsatı vermek. Yani şöyle düşünün, geldi işte gülüşle ilgili bir değişiklik beklentisi olan bir bireye başvurdu. Yaptığımız ilk şey orada artık o gülüş tasarım süreci oluyor. Bir ölçü alıyoruz ağızdan. O aldığımız ölçünün üzerinde modelde yapmaya hayal ettiğimiz değişikliği yapıyoruz. Bir sonraki randevuda da daha hiçbir işlem yapmadan o bireyin ağzına o silüeti, o yapmayı düşündüğümüz tasarımı bir uyguluyoruz. Bu sayede beraber konuşabileceğimiz bir zemin yakalama fırsatımız oluyor. Şöyle bir şey oluyor tahmin ederim ki, ben de böyle mesela geçtiğimiz günlerde birisinde gördüm çünkü. Burcu Esmersoy gülüşü istiyorum sosyal medyada, evet, paylaşmış, bana da denk geldi. Burcu Esmersoy gülüşü istiyorum dediler. İşte bakalım yapacağız falan gibi tatlı esprili bir şekilde bir yaklaşımı olmuş bir diş hekimi meslektaşınızın. Gurur duydum bu arada, ne kadar güzel bir şey yani benim gülüşümü beğenip bir yere. Ben de çünkü mesela... bir şey, değişiklik, kendimde bir değişiklik istesem mesela Brezilyalı bir modelinkini götürürüm herhalde büyük bir ihtimalle. Daha önce konuşmuştum. Evet aynen öyle. Çünkü Brezilyalı modellerin o böyle büyük gülüşleri benim çok hoşuma gidiyor. Benimki de böyle büyüktür ama o kadar, onlarınki daha çekici gözüküyor. Ama ağız yapıları, çene yapıları falan tabii ki çok etkili. Ama mesela size de gelip mesela atıyorum. Ben mesela diyelim ki geldim size Brezilyalı bir modelin şeyiyle. Mesela Larissa Burak vardır. İlla yurt dışından bir şey söylememize gerek yok. Bayılırım ben. Çok da güzel bir kadın. Başarım. Bence. Aynen öyle. Sevgiler, selamlar bu arada. Eşi de kendisi de çok sevdiğim insanlar. Onun şeyiyle, gülüşüyle gelsem mesela siz, tabii, bana büyük bir ihtimalle ortada bir buluşalım dersiniz diye düşünüyorum. Ya, çünkü yüz yapısı bile çok fazla değiştiriyor bence. Kesinlikle. Dudak yapısı. Çok ne doğru. Bileyim böyle mesela böyle benim gamzelerim olsa belki gülüş daha da etkili. Yanlış mıyım? Yani yok, çok doğru söylüyorsun. Kocaman bir çok yapı aslında. Sadece Larissa'nın dişlerini benim ağzıma koyarak ulaşabileceğimiz bir durum olmasa gerek herhalde. Larissa'nın da hakikaten çok güzel bir gülüşü çok, var. Çok maşallah. Senin de harika bir gülüşün var. Senin çok fotoğrafına da gelen hastalarımız oluyor. Bu aslında bu fotoğrafla gelmedi. Bir kendini ifade etme isteği söz konusu ve ben bunu aslında çok da
bize fakültede bu negatif bir şey diye anlatılır. Yani işte bir fotoğrafla hasta geldiği zaman bu aslında tabii. Yani çünkü ben tam tersine bunun pozitif bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir soyut bir durum söz konusu o istekte. Ben gülüşümü şöyle istiyorum diye bu ifade... Bu anlatabileceği bir yol aslında. Yol, aynen öyle. Şimdi o yolu oradaki bütün o bahsettiğin gülüşle ilgili, dudakla ilgili, diş etiyle ilgili, yüzün çehresiyle ilgili, gözlerle ilgili, kişiliğiyle ilgili, psikolojik durumuyla ilgili bu bütünü yakalama yolunda yaptığımız o tasarımı bireyin ağzında görebilmek çok büyük bir ortak zemin oluşturuyor. Yani geldi ben Burcu Esmersoy'un gülüşünü istiyorum diye. Şimdi tabii o Burcu Esmersoy'un gülüşünü istiyorum fotoğrafındaki bir durum söz konusu tabii. O fotoğraftaki durumu... Burcu Esmersoy'un gülüşündeki o yaşanmışlığı da istiyormuşsun. Ona kesin karar verdi. Canım. İşin şakası yani. Eyvallah. Sonuçta ama tabii öyle. Tabii ki. Yani ama bu kendini ifade etmedi ben oldukça güçlü buluyorum tabii bir fotoğrafla ki, gelmeyi. Ve o fotoğraftaki durum da bireyin kendini ifade etmeye yönelik olarak... Çünkü her zaman doğru şekilde de ifade edilmiyor. Bazen bir tane tek dişi suçlu olarak görüyor. Hasta geliyor diyor ki yani bu diş benim bütün gülüşümü mahvediyor diye. Ya, aynen öyle. bu düzelse Burcu Esmersoy'un gülüşü bende de olacak gibi. Yani İnşallah. Hani, şeydi orada o tasarım sürecini sağlıklı bir şekilde işletmek inanılmaz... ortak bir dil zemini, ortak bir konuşma alanı oluşturuyor. Ve bu sayede de oradaki o durumu uygulamadan önce görme fırsatı verdiği için bize herhangi bir hayal kırıklığı yaşama ihtimali ki, olmuyor kesinlikle. Yani. İşte atıyorum gülüşü benim dediğim gibi işte Larissa'nın dişlerini benim ağzıma koyup mesela bir tane bir tasarladığınız o son hali gösterdiğinizde belki de o kadar sevmeyeceğim. Ya hocam bana olmadı bu diyeceğim. Aslında, biraz küçültelim diyeceğim belki falan değil mi aynen, yani? Aynen tabii buna dair istekler birazcık aslında orada. Ya şimdi tabii bu bir teknik yani gülüş tasarımı yapılması bütün sanat eserlerinde tekniğin çok iyi bir şekilde uygulanması bir sanat eseri doğuracak anlamı taşımıyor. Yani çok iyi resim yapabilen birisi bir sanat eseri ortaya çıkartacak diye bir durum söz konusu değil. Aynı şey yani tekniğin çok iyi uygulanmasının yanında oradaki durumu doğru bir şekilde okumak. Yani bütün sanat eserlerinde olduğu gibi ve o bütünü kendi içinde bir ahenge kavuşturmak tasarım sürecini bir sanat eserine çeviren aşama oluyor. Yani Brezilyalı gülüşü istiyorum. Yapıldı ama ben aslında aradığım şey bu değildi cümlesi. Oradaki o tasarımındaki tekniğin çok doğru uygulanmış olduğu olabilir. Ama oradaki o... Memnuniyetsizlik. Yani o sanatsal dokunuşu, oradaki o bahsettiğin isteği doğru okuyup doğru yansıtma bu işi bir sanat eserine çeviriyor. Zaten diş hekimliğinin tanımında da diş hekimliği nedir? Aynı zamanda bir... sanat dalıdır diye bu şekilde var. Oradaki o tasarım süreci ve diş hekimdeki o sanatsal durum bunların hepsinin çok iyi bir şekilde uygulanması gülüş tasarımını o biricik duruma kavuşturabiliyor ve ne oradaki güzel. O isteği de yerine getirmeyi sağlayabiliyor. Ne güzel. Hangi mesela yöntemler ring kombinasyonudur mesela implant işte atıyorum filan nesi çene şeyi bir sürü şeyle uygulanması gereken bir yöntem sonuca varmak için galiba. Gülüş tasarımıyla o yaptığımız şey elde etmeyi düşündüğümüz gülüşün silüetini yakalamak oluyor. Tabii bunun altyapısına dair yani oradaki o tasarımı nasıl gerçekleştireceğimiz birçok vakada bütün bu uygulamaların hepsinin kombine bir şekilde kullanımını gerektirebiliyor. Yani bir orada eksik diş söz konusuysa oraya bir implant yapmak gerekebiliyor. Çünkü eskiden ne yapıyorduk? Oraya bir köprü yapılıyordu. Fakat o köprü de yekpare bir durum söz konusu. Yani oradaki dişlerin ayrı ayrıymış gibi olduğu bir durum söz konusu. Bir şey mış gibi ise o zaman orada güzellikle ilgili de bir noksanlık söz konusu oluyor. Dolayısıyla eğer bir tek diş eksikliği söz konusuysa ya birden fazla diş eksikliği söz konusuysa orada tabii ki implant gibi tedaviler ya da dişin yüzeyine dair yapılan lamina uygulamaları, zirkonyum uygulamaları gibi, bonding uygulamaları gibi, diş etine yönelik olarak, diş etindeki ahengi artırmaya yönelik olarak pembe estetik uygulamaları gibi, dudağa yönelik olarak o işte perdenin arkasının açılıp kapanmasını sağlayan o perde, çerçeve yani ya çerçeve yani o perdenin durumu, o çerçevenin durumu, diş etinin durumu tabii ki hepsi beraber bunların hepsini dokunuşlar yapmak gerekebiliyor. Zaten buradaki o tasarım sürecinde aslında şöyle bir durum da söz konusu oluyor. Yani pembe estetikle ilgili yapılacak olan bir müdahale varsa tasarım sürecinde modelin üzerinde yapılıp daha o işlem yapılmadan ağızda onun görülmesi
Bunun da neden gerekli olduğunu çok daha anlaşılır kılıyor hasta açısından. Hı hı. Ve yapılacak olan işlemi de birazcık daha net anlamış oluyoruz. Yani şimdi tabii hastalık yoktur, hasta vardır diye böyle tıpta genel bir böyle bir durum söz konusu. Bununla ilgili gelen bireylerde de buna dair belli bir enformasyon tabii ki olmuş oluyor. Yani hı. bir yerlerden belli bilgiler olmuş oluyor. Bu tür bilgilerle gelen hastaya model üzerinde yapılan değişikliği ağza uyguladıktan sonra daha net bilgi vermek de söz konusu. Yani pembe estetikle ilgili yapılacak olan işlemi daha önceden görme fırsatını yakalamış oluyor. Ya da işte yapılacak olan lamina uygulaması ile ilgili olarak o laminanın ne menen bir şey olduğunu, nasıl bir değişiklik yapacağını önceden görmüş oluyor ve uygulamayı daha net bir şekilde anlamış oluyor. Şimdi implantta mutlaka sormam gereken şeyler vardı. Hı. Çünkü yani bunlar böyle hani süre alan şeyler diye düşündüğümüz, evet. bildiğimiz şeyler var ya. Ama galiba artık hızlandı süreç diye düşünüyorum ben. Böyle bir gün içinde yapılabilen implantlar var mı? Ya da aynen. böyle yani implant ağrılı acılı bir işlem midir? Bu soruların cevabını ben biliyorum bu arada ama yine de size sorayım. Çok, çok güzel soruyorsun. Tamam. Evet. Nasıldır mesela yani benim çok acı... Mesela yurt dışından geldim ben. Hı hı. Bir an önce çözülmesini istiyorum hocam. Aynen. Yani beklemek durmak gibi bir süremde yok. Nasıl yapacağız? Sabah indim uçaktan geldim. Başlıyoruz. Ya o şekilde çok sevmiyoruz tabii aslında. Tabii ki kesin eminim. Ama şöyle şeyler olabiliyor. İşte bir tarihsiz bir kaza sonucunda işte ön bölgede bir dişin kaybı var falan. Ha, tamam. Şimdi bu tür acil durumlarda her ne kadar akan bir klinik içindeki işleyişimiz olsa da burada işte diğer hastaları ona göre koordine edip öncelik vermek zorunda kaldığımız durumu oluyor. Ve o aynı gün geldiğinde de oradaki eğer diş bir nedenle tabii çok zor bir karar. Yani bir dişin çekilmeye karar vermek hakikaten ama ne olmuş oluyor? Daha önceden kanal tedavileri görmüş oluyor, üzerinde kaplamaları olmuş oluyor. Mütemadiyen problem çıkarttıktan sonra bir de kökünde bir kırıkla hasta acil bir şekilde kliniğe geldiğinde artık orada yapacak bir şey yok. Dişin kökünün oradan alınıp aynı gün implantın konulup üzerine aynı gün yan taraftaki dişlerle uyumlu olacak şekilde diş eti bandı, diş boyu, rengi vesaire o aynı diş aynı günde bunları telafi etmek mümkün. Bu arka bölge içinde söz konusu tabii ki. Artık implantla ilgili oradaki teknolojik gelişmelerden ziyade oradaki iyileşmeyle alakalı sürece dair bir hakimiyetimiz söz konusu ve oradan elde ettiğimiz bilgiler yapılan prosedürlerin bir artık protokole dönüşmesi neticesinde aynı günde implantla beraber üzerine dişinin konulmasını da olanak veriyor ve bunların başarı oranları beklemeli süreçten de farklı değil. Yani doğru indikasyonla ve doğru bir uygulamayla implant oraya konulup aynı gün üzerine dişin konulmasıyla 2 ay, 3 ay gibi konvansiyonel bekleme dönemleri gerektiren daha yaygın olarak uygulanan yönteme nazaran başarı oranlarında da bir farklılık görülmüyor doğru bir şekilde uygulandığında. Yani şunu demek istiyorum. Bu önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha sık bir şekilde artık aynı günde implantın ve üzerine dişin takıldığını duyacağız. Nasıl ki belki bundan 20 sene önce implanta dair hani o kadar bilinmiyordu. Artık şu anda benim gerçi diş hekimi oğlu olduğu için 3 yaşında ya biliyor yani. İşte baban ne yapıyor? İmplant takıyor. Hani yani anlatıyor musunuz peki? Ya anlatma çocuklar çok enteresan yani her şeyi duyuyorlar ve öğreniyorlar da çok hızlı bir şekilde yani. Hmm. Tabii ki yani ya konuştuğumuz da oluyor güzel. Yani. Selam olsun bu arada. Son bir soru yazmış arkadaşlar. Lamine mi yoksa zirkonyum diş mi tercih edilmeli? Evet böyle bir şey var hani. Böyle bir şey mi var? Yani bilinçli hasta durumu mu bu? Nedir mesela çok fazla bilmiyorum. Gelip. Ben şöyle istiyorum mu diyorlar. Lamina yaptıracağım diye gelen ya da zirkonyum diş yaptıracağım diye gelen bireyler oluyor. Aslında bunu birazcık daha şey diye algılıyorum. Yani ben gülüşümle ilgili güzel bir gülüşe kavuşmak istiyorum. İsteği bu. Çünkü aslında zirkonyum diş, lamina diş bunlar yapılacak olan işleme dair teknik bir durumu tarif ediyor. Lamina dişlerde aynen nasıl ki çok da artık bilinen bir durum. Dişe mümkünse hiç dokunmadan ama inanın ki vakaların %90'ında küçük aşındırmalar ve bazen daha ciddi aşındırmalar yapmak zorunda kalıyoruz ama teorik olarak hiç dokunmadan dişin yüzeyine aynen nasıl ki gözün üzerine bir lens takılıyor ve o lensle gözün rengi vesairesi değişebiliyor. Dişte de bu durum dişin ön yüzeyine çok ince bir yaprağın yerleştirilmesiyle beraber işte renk değişikliği, şekil değişikliği, boyunu uzatma vesaire gibi değişiklikler yapma imkanı veren bir yöntem. Bunları tabii fotoğraflarla hastalara gösterip
yapılacak olan işlemin gülüş tasarımı neticesinde ne yapacağımıza karar verip oradaki o gülüşü elde etmeye yönelik olarak da eğer bir zirkonyum diş yapmak gerekiyorsa zirkonyum diş, bir lamina diş yapmak gerekiyorsa bir lamina diş yapılması söz konusu. Bu soru çok doğru bir soru değil. Zirkonyum, yani hastalar hakikaten çok sık soruyorlar bunu. Zirkonyum diş mi, lamina diş mi diye böyle bir soruyla bize geldikleri oluyor. Aslında burada bu teknik durumla alakalı olarak gittiğiniz hekim arkadaşın, doktor beyin bununla ilgili, doktor hanımın hakeza bununla ilgili tavsiyeleri temel belirleyici olarak oluyor. Yani burada ne yapılacak, bir lamina diş mi yapılsın yoksa bir zirkonyum diş mi yapılsın? Oradaki dişin durumuna göre karar verilmesi gereken bir durum. Teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Sohbetimizin sonuna geldik ama biliyorsunuz zaten programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın efendim.